Evet sevgili misafirler, gecenin tamamı için zil diyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir geceydi. Buraya kadar gelen ayaklarınıza sağlık. Şimdi konuğumuz Danilo. Çok büyük bir alkışla kendisini yanımıza alıyoruz. Hem şahane enerji için teşekkür ediyoruz, hem de kendisinin çok yakın bir zamanda doğum günü. Alkışlarla sahneye alıyoruz. Ve dün gece doğum günün olduğunu hatırladık ve ekipte bir MasterChef'in doğum günü nasıl kutlanır dedik. Ekipten pasta yapabilen 6 kişi dün gece provalardan sonra sana pasta hazırladı. 6 kişinin pastasını deneyeceksin. En beğendiğin pasta doğum günü pastaları olacak. Gelin arkadaşlar. İşte Danilo. İyi ki doğdun kardeşim. Şimdi... İyi ki doğdun. Ya duygulandım ha. Valla mı? Valla gerçekten. Ya. Çok teşekkür ederim. Ama biz eğlenceli olur diye düşündük. O yüzden hemen... evet deniyorsun abi. Kendi pastanı seçiyorsun ve emek var. Ve her pastanın bir yapanı var. Gerçekten gece bu kız gitti provadan. Buradan başlayalım. Yemin et. Gitti yaptı. Sonra da bize bunların gruba fotoğrafını attı. Fotoğraftan da kim hangisine beğendiyse onun ekibine katıldı. Evet. Ezgi senin pastana kim katıldı? Metin, Batu, Evliya. Evet. Gelin be. Evet. Herkesin pastasının adı da var. Tanıtalım evet. İsterseniz. Nedir seninkinin adı? Bir gariban pasta. Bir gariban pasta. Evet abi. Evet. Buyur abi. Hiç ihtiyaç yok. Evet. Bita diyoruz. Ya ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çeçeteyi de özel yaptık. Hani şekilli yaptık. Öyle mi? Şu an gerçekten yarışıyorlar. Bir MasterChef'te gibi düşün abi. Evet. Hiç özel gibi durmuyor. Çok güzel, çok güzel. Evet. Fındıkların bu kadar ortada olması güzel mi Danilo? Hoş değil. Abi, fiyata göre... Altındır zaten. Evet. Evet. Allah. Bir gariban pasta. Aynı skeçte aynı falan. Aynı skeçte falan oynadık. Orada. Metin, çakallık hemen yapma ya. MasterChef'e katılsan da hemen çakallık var dedi. Baba bizde. Evet. Ellerine sağlık. Ama usta fındık hiçbir işlemi görmedi yani. Çiğ olarak da kullandınız. Yani. Kavrulmuş fındık. Kavruldu mu? Evet. Nerede? Fabrikada. Bu kavrulmamış fındık belli ki. Yok. Kavrulmamış şefim. Kavrulmuş aldım. Doğru. 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 Halinde yani. Evet. Mavi takım kazanacak. Çokolata puding, bisküvi kıvamı vesaire. Vallahi iyi diyorsun. İyi, evet. İyi. Bunu yenelim. Bu kaşıkla kaşıkla yenelim. Onlara hazır. Afiyet olsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir övgü olarak ilk defa şunu duyuyorum. Yenilir. Bu yenilir. Daha neler var düşünen. Şefim, fotoğraflarda çok eleştiri alan şu an görseliyim. Pastrikot, yaz aylarına özel şey mozaik pasta. Ama ilk yaptığımda kıyma çekilmiş gibiydi. Yani öyle bir görüntüsü vardı. Kimse evet. Sevmedi ama böyle yo. Sundum şefim. Şu an benle Hilmi'nin favorisi bu, evet. Görüntüde. Evet, biz Cemile'nin takımındayız. Önemli olan iç güzellik abi. her zaman. Ama şu an o fotoğrafta şey kıyma gibi duruyordu. Böyle bölünce çok güzel gözüküyor. Bir çakallık olmuş evet, burada. Kolay yensin diye yaptım. Abi o fotoğrafta kurban payı gelmiş gibi duruyor. Bu sizin diye bıraktım. Evet, üç kişi mozaik pastaya girmişiz gibiydi. Zor kesildi. Evet, görmeyen yani. Olmaz. Mozaik getirilmez. Servis sayı. Servis sayı hocam. Kokmuyor da. Nasıl ya? Aa buz. Gel. Ben de Somer Şef gibi hepsini yiyesim geliyor şu an bu. Sen ne kadar iştahlı, ne güzel yiyorsun. Şey, ilk olarak sanki şeker yok gibi. Şeker çok az kullandım, cevizi de kavurdum. Ama sonra geliyor, böyle bir vuruyor. Geliyor, sonra da. Geliyor yani, evet. Bravi. Şekil ya, şekilde yok. Pasta şekil önünde çekildi bir lafı var yani. Benziyor, bravi. Evet. Tamam. Görselde iddialı. Ya var ya. Evet. Öncelikle ekibimi tanıtmak istiyorum. Ceren, Yasin ve Ömer. Çok sevilen oyuncular. Evet, ellerimle yaptım. Şimdi çok uğraştım. Böyle yere uzarım. O kadar güzel görünüyor ki.
Sen evet. yaptı. Evet. Vallahi bravo ha. İsmi Kelebeğin Rüyası. Yılmaz Erdoğan da bu tatlıdan yedi. Yalan! Evet. Yani, o yüzden aramızda değil zaten. Bir bakalım. Pasta yedik. Pişmiş mi? Yok. Pişmiş mi? Aa, pişmemiş. Pişmemiş. İrmik pişmemiş. Fırınlık çikolata soslu irmik tatlısı. Müthiş bir tadı var. Hadi bir görelim. Anlatamam. O hakikaten canım. Ya, benim de canım. Ya ya. Yani o. Hadi oradan. Dellozda da canımız çekiyor. Dalacağım şimdi ha. Ya böyle bir şey yok ya. Nasıl? Nasıl abi? Yılan değil mi? Eyvah. Enteresan. Ama güzel, hafif ve lezzetli. Yenilir demedin abi. Enteresan. Vallahi deneyin yani. Yenilir mi peki? Yani. Yenilir. Yenilir mi? Aa! Yenilir. Yani ne kadar yenilir? Hepsi yenilir değil mi? Öyle onu açıklama yapıyoruz. Açıklamak yani. İçin hepsini tattıktan sonra açıklamayı yapıyoruz. Ama yine evet. Sana görüntü mürüntü maşallah. Sadece görüntü değil. Görüntü var, ses yok ya. Ya özellikle kelebek yapılışı bayıldı yani. Kim yaptı kelebek? Ben yaptım. Aynen. Hazır, almayın. Hazır. Ya ellerimle saatlerce. Hazır kılak kullandı. Doğum gününe özel. Ne mi? Büyük altın mı bir? Al şunu bunu seç. Şefim burada da var pastalar. Doymayın şefim. Evet. Şimdi Dalia bu kırmızı takımın 3 pastasını denedi. Vallahi. Tatlarını unutmuyorsun değil mi? Bu üçü de duruyor aklında. No. Birinciyi seçeceksin. Hatta sıralama yani sen de. Ve şimdi bu tarafa geliyoruz. Tuğba'nın... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba şef. Bravo. Vay, mavi takım enerjiyi var. Hadi, hadi. Merhaba şef. Şef. Enerji yüksek de Tuğba'nın pastasının görüntüsü... Pilav üstü çikolata. Evet, bunu yiyeceğim ben. Pilav mı? Ne? Yok. Evet tabii, her zaman güzel olmuyor yani. Ama biz de dışı bakmıyoruz, içi bakıyoruz. İçe bakıyoruz. Ben çok iddialıyım. İçine evet. bakmayın. Adını... Ama mesela şu an böyle şey, yani kavurmalı pilav gibi duruyor ya. Eğer... Yemin ediyorum diyor. Öyle hissederek yiyip tatlı tadı gelince bir şok da olabiliriz. Ama adını duyun. Ne? Kentsel dönüşüm. Esprili. İnşaat harcından yola çıkar. Çok güzel. Bak, çok güzel. Tadını, lütfen, lütfen. Sanki dönüşümü tamamlanmamış gibi. Ben bakmayacağım tadına mesela. Geliyor. Geldi. Geliyor. Nasıl? Hastane. Hastane! Hayır, bir dakika. Yok. Dur. Böyle bir şey yok. Bizim takım, bir dakika. Bizim takımımız. Ya. Biz üçümüz yani, takımız. Biz böyle en takımız. En çok Hacı ile Sabahat'ın takımını merak ediyorum. Ya adama pasta diye pilav ya yedirdiniz ben. Hayır. Nasıl? Abi. Göründüğü kadar var mıymış? Gerçekten mi? Oğlum gözleri doldu ya. Bu kentsel dönmedi abi. Bir şey söyleyeyim mi bu? İyi ki doğmadın gibi bir şey. Gerçekten. Doğdum lan. Al sana. Madem iyi ki doğdun al. Şaka mı yapıyorsun? Gerçekten mi kötü ya? No. Ha. No, 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 no. Aman, aman, aman. Benim sesten çıkmadı böyle bir daha şey. Kötü ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben kettle'da su bile kaynatamıyorum ama pasta yaptım. Helal olsun. Bakın herkes benimle, herkes benimle. Yani biz o kadar yükselmedik. Bu hikaye çok dokundu. Çok acıklı oldu. Bu biraz Ramazan hikayesi. Ne bu Ramazan yani? Kedi maması benimkinin dediler. Benimkinin adı... Sallamisu ve beni bir tek eşim destekledi. Ay, ekipte kimse gelmedi benim pastama. Ama inşallah... Çünkü ekip ortak sayfasına attığı fotoğrafta kakaoyu koymamıştı. Yani birkaç dağınık bir şey var gibi. Yani tatlıya tam şey yapamadık. Son anda kakao ekleyerek evet. de çakallığı yapmışsın. Kurtardı. Kurtardı. Kurtardı yani. Görselde en azından. Kaşıkla, ha. Ha, biliyor musun bizi... Eğer çok 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 güzel olursa kalı kaşık atılır. Öyle mi? Evet. Evet. Acaba şimdi kadar buradaki aranızda yedi pasta kaşık atılır mı? Beğenince mi? Atıyorsun kaşığı. Çünkü şey anlamda geliyor. Aa, düştü. Biz yendik. Bir şey söyleyeyim, senin pastan öyle bir şey ki çatal kendiliğinden düştü ya. Tuğba'cığım yani. Çatal kendine öşe. Çatal o pastaya ait olmak istemedi. Bir bakalım, bir görelim, bir görelim. Allah'ım. Vay 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 vay. Allah kendine biraz Mehmet gizletti. Evet, Mehmet şef de yiyor ya, valla. Afiyet olsun. Vay vay vay. Ne diyorsun? Bir de kocası destekledi. Şu an düğün pastası gibi bir şey onlar için. Desteklediniz, desteklemek zorunda kaldı bilmiyorum. Evet. O ayrı bir konu. Sonra aramızda... Çok güzel yapıyor.
Şey, bu aslında biraz da çakma tiramisu gibi geldi. Üzerinden sallamisu. 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 Ben çakma misu. Ama, ama kafeler, kremalar, kakao yakıştığı iki koydu bence. Gerekirdir yani. Ellerine sağlık. Sayılıyor. İşte, işte, şefim, işte. Bizim pastamızı Yeşim ve Hanım yaptılar. Biz beraberiz. Üçümüz bir takımız. Yalancısın ya. Yalancısın. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım ama takımındayım. Aynen. Çok güçlü bir takım. Net bir şekilde güven vermiyor. Net. Yani... Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Net güven veriyor. Yemek yemeyi seven insanlar iki insan. Ama yapmayı Yeşim değil. Takımındayız. Ve tabağımızdaki her şey yenebiliyor. Asla yenemeyen şeyi koymadık. Ayrıyeten borcamı bile yiyebilirsiniz. Bunu bile yiyebiliyorsunuz bu camı. O yüzden... Yalan. Bu cam. Gerçek cam. Çok evet. Evet. Bir görelim. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi bizim yüzümüzü borcu bulun. Oo, görüşe bak. En iyisi bizimki. Hadi. Hadi. Afiyet olsun ye. Şu an iç ses yapıyor. Oy. Bir tek hacının o. Şu an seyirci bir insan olsaydı hacı olurdu, biliyor musun? Gerçekten. Hayır ya. Herkes ya. O kadar. Evet. Esaslı pasta. Bravo. Bravo. Buradayım diyor pasta. Manipüle etti. Ya adam... Bravo geldi bize. Bravo geldi. Hayır, adam geldi. Adam nasıl çevireceğini her pastada... Kaşı atıyor bak. Kaşı atıyor şimdi. Ya hazır hazır. Ya. Evet. Kaşı atıyor. Hocam, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Altıdan geriye doğru seç. En kötü pasta. En kötü mü pasta? Altı. Ama buradaki kötülük bir... Evet, kendi kendine ama kendini bilmek de bir erdemdir. Gitseydiniz keşke, bu güzeldi. Yani kırılmada darılmaca yok. Burada bir gerçek bir şef var. Doğum günü pastası. Tabii... Evet, gerçekten öncelikle kezeleri sağlık. Hepsine çok güzel. Değil de. Değil de ama... Hepsine gerçekten efsane. Ayrıca... Kalbinizi dokunduğunuz için gerçekten hepsi yiyebiliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ama aranızda en berbat, yenemeyen pasta ve asla kimseye tavsiye etme. Düşmanları da yemesinler. Yani birisi nefret edersen dişe bunu yeme. Aman dur yani. Ama fikir çok güzel, yapılış çok güzel, takım oyun da çok güzel, çok güzel oynadılar birlikte vesaire falan. Gerçekten çok güzel, çok güzel. Ama yenilmeyen seviyesi gelen pasta maalesef... Kentsel'den sonra belki güzel olacak ya. Dönüşünden sonra olacak. Sonra. Evet. Belki yenebiliyor. Çok özür dilerim. Çok ama sunum efsane. Evet, buyurun bu ödülünüz. Evet. Altıncı oldunuz. Altı kişiden. Teşekkür ederim. Evet. Bu beş numara hangisi? Beş numarası. Hızlı gidelim ya. Hızlı gidelim. Çünkü beşinci numara. Şimdi. Beş numara. Evet. Sen direkt koy abi istersen. Okey, okey. Şimdi beşinci numara. Tabii ki de şey. Şimdi pasta yaparken iki şey ister pasta. Birisi ilk olarak görüntü. Şu pasta betiğinde satılıyor ya. Çok fazla detay girmeyelim. Ama yenilmesi gerekir yani. Kıvamı çok önemli. Ölçüler de çok önemli. Ve... Bunu mesela vitrine koysan durur ama yenilmez. Onu da ve oraya doğru gidiyorsun. Bu belli ki şey buzdolabı bozuldu yani. Ya şey ya. Gibi değil mi? Her yerde durur. Tavanı at orada da durur. Printer'la yapılmış gibi ya. Printer'la yapılmış. Evet, tamam. Beş numara. Maalesef beşinci numara pastası. Mozaik. Canın sağ olsun. Biz yeriz onu. İnanılmaz ya. Pastrikot gibi ya. Demek ki de ilk görüntüsünü gösterseydin. Alt, yedinci de olurdu. Şekerden dolayı. O şeker övüyor zannettik, gömüyormuş meğer. Şeker yok bunda demiş pastada. Biraz da şeker evet. İster yani. Kötü değildir. Gayet de güzel. Güzel şey vesaire. Gayet de süper. Biraz da şeker ister yani. Sonuçta pasta yiyoruz. Hem bir şeker olsun. Evet, dört numara. Ya da sucuk yiyorum gibi hissettim ya. Ama çok güzel gerçekten. Şimdi... Sen duymuyor. Sucuk yiyor gibi hissettim dedi ya. Ya müthiş gömüyor şu an Dalila. Evet. Buyurun hocam, şimdi, dört numara. Şimdi, kötü demeyelim ya, diğerlere daha güzel diyelim. Bence daha aklıdır yani. Sen artık ne dersen olur mu zaten sonra? Şimdi dörtüncü olarak, gerçekten...
gelsin. Üzülüyorum yani. Ben hiç üzülme ya. Hiç üzülme. Biz tamamen gömmeni istiyoruz yani. Vallahi o zaman var ya. Bir renk oldu ya. Yani. Şey dedi ama şimdi... Aman. Hayır. Şimdi hepsini çok güzel. Tabii ki de biraz da şey de bakıyorum. İşçilik. Evet. İşçilik ve sunumu. Doğru. Ve dörtüncü olarak da özellikle bizim yolculuğu, oyuncu yolculuğunu sizin pasta. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Görüntü biraz daha yani. Özensiz. Evet, fındıkları. Demeyelim yani. Daha güzel olabilirdi diye. Gariban pastalarımızı seviyorum. Ama adını o yüzden öyle. Okey. 3 numara. Ama güzel yani. 3 bize verilmişti. 3 numara. 3 numara hocam. Şimdi 3 numara. Oraya. Gerçek bir söyleyelim mi? Şimdi... Ya ben İtalyan olarak özellikle MasterChef Göçü risotto yaptı, Bu tehlikeli bir şey çünkü benim karşıda yapmak vesaire. O için de tiramisu yapmak cesur... Ama tiramisu değil, İşte kendi tiramisu yap, keşke tiramisu yapsaydım. Hayır. Bu başka bir pasta olarak yani. Ama üç oldum, bence üç de güzeldi bence ya. Bence güzel, biliyor musun? Ben zaten kafe miktarı biraz fazla geldi. Yoksa gerçekten çok başarılı. Vay. İki numara. Abi biri verelim, diğeri zaten. Evet, bir numara kim oldu? Evet. Yeşim'in pastası mı? Evru'nun mu? Kırmızı takım mı? Mavi takım mı? Bir numara. Senin doğum günü kazanan takımı. Evet. Hadi. Hayır, Şef abi. Ve bu oyun kazananı. Reklamla nasıl? En başarılı doğum günü pastası. Sen televizyonculuğu öğrenmişsin hocam. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Bir numarayı... Kırmızı takım! Kırmızı takım kazandı. Danilo iyi ki doğdu. Adil bir şey mi olduğunu biliyorum. Danilo çok teşekkür ediyoruz. Mutfak oyuncularına teşekkür ediyoruz. Siz değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Danilo pastasını üflüyor. Tamam. İyi ki doğdun kardeşim. Lize yapsın gerçekten. Şahane ağlamışsın gerçekten. İyi ki doğdun Danilo. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kendinize